Şu anda Tate Modern'deyiz ve Francis Bacon'ın bir tablosuna bakıyoruz. Aslında Francis Bacon'ın üç tablosuna bakıyoruz. Bu üç büyük tuvale resmedilmiş tek bir sanat eseri. Eserin adından da anlaşılacağı gibi üç parçalı bir tablo var karşımızda. Üç parçalı tablo denince genelde aklımıza gelen şey Rönesans veya Orta Çağ sanat eserleri oluyor. Bunlar üç tablo halinde ve birbirine bağlı duran, manevi, dinsel sahneler içeren tablolardır. Ancak şu an burada bu formatın 20. yüzyılda kullanıldığını görüyoruz. Yalnız bu resimlerde karanlık ve duygusal bir durum var. Bunlar kişisel tablolar ve verilen tema sanatçının hassas noktalarına dokunuyor. Ne kadar kişisel olduklarını hemen anlıyorsunuzdur. Her iki tarafında da bu figürler çok çok güçlü bir şekilde resmedilmişler. Bacon'ın insan vücudunu ele alış tarzı dolayısıyla bu resimler oldukça psikolojik, kişisel, duygusal ve içten gözüküyor. Kişisel tarafın ne olabileceğini bir düşünelim. Bu kadar sade tasvirin arasında sol tarafta George Dyer'ın betimlenmesini görebilirsiniz. Bu Francis Bacon'ın yakın bir geçmişte intihar eden sevgilisi. Aslında bu resim, Francis Bacon'ın bu olaya verdiği tepkilerin bir nevi kaydı olan bir dizi kasvetli resimler serisinden bir tanesi olarak düşünülebilir. Önce sanatçının kendi portresini görüyoruz. Sonra ortadaki bu karmaşık yaratık var. Baktığınızda iki vücudun sert bir şekilde birlikte olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Sanat tarihçileri çoğunlukla İngiliz fotoğrafçı Muybridge'i referans olarak verirler. Muybridge, hareket halindeki insanları ve hayvanları dondurmak için fotoğrafçılığı kullanan ilk isimdir. Örnek olarak ünlü birçok güreşçinin resmedildiği bir eseri ortaya çıkarmış. Fakat tabii ki bu bilimsel bağlam tamamen burada kişisel bağlama dönüştürülmüş. Dair'in resimde hemen fark edilen bir ölüm hissi var. Vücut hemen parçalanı verecekmiş gibi bir algı söz konusu. Bacon'da etin erimesi veya yavaş yavaş aşınması hissiyatı var. Aslında Bacon'ın kolsuz ve bacaksız gövdesindeki karartı yani şu arkasında duran panodaki karanlık bir nevi öne doğru hareket ediyor ve figürün vücudunu ele geçiriyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda yüzle alakalı metafizik bir durum var. Gözler kapalı, baş hafif bir şekilde eğik duruyor. Sanki figür bir şekilde vücut erirken onun ötesine geçecekmiş gibi. Erime kelimesini kullanmak aslında oldukça ilginç. Vücudun sağ alt tarafında korkunç bir şekilde bir nevi et gölü olarak sunmaya çalıştığı gölgeyi görebiliyoruz. Gölge pembe ve et rengi Vücudun kendisi de karartılarla kaplanmış. Ayrıca bu gölün de bir derinliği varmış gibi gözüküyor. Kelimenin tam anlamıyla sanki figürden gerçekten sızıyormuş izlenimi bırakıyor. Yüzey ve vücudun derinliğinin yansıması arasında gerçek bir gerilim var. Kavramsal boşluğa karşı tasvir edilen boşluk. Bu dönüşüm çok güzel bir mecaz haline geliyor. Bu üçlü tablonun hepsinde figürler oldukça sade, hayli soyutlanmış, bir boşlukta izole edilmiş gibi yerleştirilmişler. Bacon bu oldukça rahatsız edici, oldukça gergin ilişkiyi yaratmış. Diğer taraftan her iki taraftaki tablolar dümdüz olmalarına rağmen her birindeki yapılan köşegenlerle boyutluymuş gibi bir izlenim veriliyor. Hal böyle olunca ortadaki tablo boşluk açısından en soyut olan olmuş oluyor. Öyle değil mi? Şu köşegenimiz olmadığı için derinliği hiçbir surette tespit edemiyoruz. Sanki bu iki figürün birleştiği yerdeki ortada, belki de sevgilisiyle tekrar bir araya geldiği yer, fiziksel olanın ötesinde bir yerde en fazla soyutlanmış alanı görüyoruz. Bunun aksine diğer iki tabloda daha önce söylediğimiz gibi figürlerin bedensel, üç boyutlu şekilleriyle çelişki içinde olan şu kavramsal metafizik dümdüz alan var. Ancak buna ek olarak sağ ve sol tablolardaki köşegenle alakalı başka bir şey daha söyleyebiliriz. Düz bir duvara asılmış olmalarına rağmen bunlar menteşeli resimler ve aslında alttaki açıdan kaynaklı olarak bize doğru küçük bir açıyla duruyorlar. Üç parçalı bir tablonun geleneksel sergilenme şeklinde olduğu gibi. Fırça darbelerinde vurgulanan müthiş bir enerji var. Bunu yapıtta ve figürler arasındaki gerilimde görebiliyoruz cinsel gerilim ya da şiddet veya her ikisi birden. İşte şu büyük beyaz fırça darbesine bir bakalım. Bu başka bir açıdan daha ilginçtir çünkü Bacon İngiltere'de çalışmasına rağmen çoğunlukla soyut dışa vurumcuların izinden gidiyor. Bacon Amerikalılardan farklı olarak oldukça belirgin bir şekilde figürün özelliğini koruyor. Bunlar oldukça keskin hatlı çizimler, soyut şekiller. Ancak soyut dışa vurumculuk kolayca fark edilebiliyor. Her ikisi de figürün izole edilişi, figürün anlamıyla alakalı benzer varoluşsal sorunlara cevap veriyor. Bu resimleri anlamak oldukça zor, bu yüzden resimleri kavramak zaman alıyor. Diğer taraftan, bunlar da kişinin farkına varabileceği bir şeylerin bulunması, özellikle insan figürünün yer alması bize bir ipucu veriyor. İnsan figürünü bu kadar güzel bir şekilde resmettikten sonra ona saldırmak, onu parçalamak, eritmek, garip grotesk bir figür haline getirmek insan figürünü ele almanın bize gerçekten çok sıra dışı bir şey olduğunu gösteriyor. Bence bu resimleri bu kadar çetin hale getiren de bu